Piken rol baktığımız zaman orta sahadan başlıyor. Bunu sahanın her bölümüne uygulayabilirsiniz. Yani sayıklara da uygulayabilirsiniz. Çok sistem olarak, düzen olarak değişmez. Sadece pozisyonları değişir. Şimdi bir lateral pick var. En çok karşılaştığımız pick var. İkincisi koşarak gelen açılı spring var. Üçüncüsü açı değiştirerek spring var. Bunun 3 opsiyonu var. Yani koşarak gelen back spring, side ve end up. Yani şey, açılı. Şimdi burada uygulamada en çok karşılaştığımız bu. En efektifi, yani potaya, hücuma yönelik en efektifi bu. Bu en az off the catch oynanan, dribblingsiz oynanan. Bunlar hepsi bana göre. Dribblingsiz oynanan bir kenarında. Şimdi, screen. Kimin screen'in başarılı olması için? Kimin sorumluluğu? Kısa, peki. Orada en fikir üzerinde. Çünkü genelde, hatta yeni kurallarla beraber, buna çok dikkat edildiği için, screen'in tam sabit olması. Dolayısıyla oyuncuyu screen'e düşürmek bu adamın görevi. Demin konuştuğumuz bu hikayeler vardı ya, işte şunu yaparsan bu tarafa, bu fake'i bu yaparsan bu tarafa, şunu yaparsan bu tarafa, işte burası için. Birinci şey, burada mümkün olduğu kadar boşluk vermek. Tamam, hiç boşluk vermeyeceğiz. Burada bitiyor olay. Yani screen'in başarılı olması için bunu yapacağız. Tamam mı? Yapalım. Sonra da roll. Pas ve basket. Devam edelim. Bir daha yapalım. Aynı şeyi yapalım. Oradan gelerek yapalım şimdi. Şimdi geçtik ikinci bölüme. Koştuk. Devam. Tekrar roll. Pas. Evet. Şimdi üçüncüsüne gelelim. Koşuyoruz ve screen açısını değiştiriyorum. Biliyorum ki 3 numaralı sette bu adam screen'i değiştirecek. Bu sol gösterip sağdan vuracak, tamam mı? Bu gelecek, buradan fake yapacak ve son anda şeyi değiştirecek ve lateral screen yapmayacak. Çünkü gerek yok. Lateral screen bu açıda yaptığı zaman alttan geçebilme şansı daha yüksek, daha efektif. Açılı screen yapacak. Tamam mı? Evet. Yapalım şimdi. Hadi bakalım. Yaptık mı şimdi bunları? Üçünü biliyoruz. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü değil mi? Şimdi bunu şey olarak yapalım. Uygulayalım. Yaptık, bir daha yaptık, bir daha yaptık. Birinci, ikinci ve üçüncü. Hadi koşun. Hadi bakalım. İsmin neydi? Çok pardon. Can. Can. Hep dribbling ile başlayalım. Hiçbir şey şeysiz başlamıyor, tamam mı? Off the catch başlamıyor. Hadi. Devam et. Üçüncüsü. Devam. Bana göre bu kadar. Lateral, side angle ve back screen var. Tamam mı? Şimdi bakalım müdafaa. Herkes aynı oynamıyor. Birisi flat oynuyor. Birisi double team yapıyor, birisi deep flat oynuyor. Tamam mı? Hepsi farklı oynuyor. Evet, şimdi double team'e karşı ne istiyoruz uzun oyuncudan? Hep deep roll'dan bahsediyor. Hiç short roll yok, tamam mı? Double team var. Senden ne istiyorum? Senden touch and go istiyorum. Geldim, screen'i yaptım. Double team olduğu için dokunup hemen geçiyorum. Çünkü bu adam topu patlamaması lazım. Yani. Tamam mı? Ve dip gel. Hadi bakalım. Gel. Hop. Bekle. Screen. Yap. Screen yaptığını zannetme. Yap. Hah. Çok güzel. Bir savunma gelebilir mi? Daha iyi olabilir sen savunma yaparsan. Efendim? Aynı, hep aynı şey yapıyoruz. Taş engel.
Bir daha söylüyorum, savunmayı daha iyi yaparsan ben bu sıkıntıdan çıkarsın diye zorlarsan bu sıkıntıdan çıkarsın. Bakın biraz savunmayı konuşalım mı? Peki. Çünkü bu adam da en büyük problem bu değil, biliyor musun? Adam diyor ki sprint var diyor. Hiç mücadele etmez oradan çıkmaya. Tamam. Halbuki buradan koridor görüyorum. Ben görüyorum. Ya adam adımını atsa çıkacak. Hiç şeye gerek yok. Sprint yapmıyor ki. Ama rahat nasıl olsa oradan yardım gelecek ya. Ya insanlar rahatı çabuk alışıyor. Biraz zorlasana o sprintten çıkmayı. Tamam mı? Ya takılırsan o zaman konuşalım. O adamın senin sprint takması görevi. Ama sen kendin takılma. Tamam mı? Hadi. Hadi. Realistik olmak için böyle çalışmak lazım. Evet, şimdi açılı geliyoruz, tamam mı? Açılı geliyoruz. Spin'i değiştirerek de açılı geliyoruz. Tamam. Sen hep dribbling yap. Bak, hep dribbling. Hep şeydeyiz bak. Hep touch and go'dayız. Devam. Dur. Acıma. Geç. Acıma. Senin bak, senin hedefin işte bak, demin konuştuğumuz hikaye. O biliyor ya, o biliyor bu tarafı. Ya geç basket at, ya bizim hedefimiz basket atmak, set oynamak değil. Tamam mı? Hadi bakalım. Ama spin'i bak, şurada sabırlı ol, şu timing'i spin'i bekle de ters tarafa fake yap. Çünkü ters tarafa fake yapmadığın zaman erken hareket edersen bunun en büyük tehlikesi, vücut faul. Evet, şimdi bunu istediğiniz şekilde realize edebilirsiniz. Low post'tan çıkıp pas. Ama çeşitler bunlar. Çeşitler bunlar. Şimdi savunmayı konuşalım. Çünkü neticede evet, siz hücumsunuz. Ben de savunmayı ve bir strateji geliştirmeye çalışıyorum. Bu sizin hücumunuzda. E bu en önemli parametre ise bu benim en önemli zamanımı da alıyor savunma olarak. Çalışmak için en önemli zamanımı alıyor. Şimdi burada konuştuk. Double team. Double team ise touch and go. Tamam mı? Flat. Biraz daha çok screen'de kalıyoruz. Tamam mı? Daha çok screen'de kalıyoruz. Şimdi flat'e karşı oynar. Tamam mı? Devam et. Tamam. Güzel. Devam et. Evet. Devam et. Şimdi flat kabul ediyoruz. Devam et. Dur. Şimdi alttan geçti ya. Onu en sona bırakacaktım. Alttan geçmiş. Onu en sona bırakacağım. Şimdi. Tamam. Bir de üçüncüsü deep flat. O da çok var. Burada görev sende. Gel. Şimdi aldık mı bu adamı arkamıza? Savunma gel. Aldık bu adamı arkamıza, kaldık. Yani flat gibi kabul ediyoruz. Senin için başlangıç noktan aldık bunu arkamızı. Şimdi ikimiz aynı anda hareket ediyoruz. Bu adam hep arkamızda. 2-1. Hep 2-1. Ya yani rotasyon olursa oraları konuşacağız. Gel. Geldik. Başla. Şimdi başlıyorum. 2-1. Hep 2-1. Bunun başka versiyonunu söylüyoruz. Yok. Devam kaydı. Yine ikiye bir. Tamam mı? Evet, bunları oynayalım. Hop! Bak. Burada aranızda şey bırakma. Boşluk bırakma. Dolayısıyla bak şimdi, ne zaman hareket etme anı ne zaman geldi? Şimdi hareket etme anı. Tamam mı? İkimiz aynı anda hareket ediyoruz. Gel.
Eğer ki boşluk bırakırsan itiliyorsun. Tamam mı? Dolayısıyla boşluk bırakmayacağız. Hadi oradan. Şimdi biraz ikiye iki oynayalım. Double team varsa tarçınma var. Flat'te ve deep flat'te stay var. Tamam mı? Hadi bakalım. Stay and go. Hadi bakalım. Devam edelim. Siyah ne oynuyoruz ki yardımcı olalım? Ne oynuyoruz? Bir dakika. Bir daha şey. Double oynayacağız. Hadi o zaman. Tamam. Double oynayalım. Hey, şimdi bir dakika. Hadi. Double beat. Touch and go dedik. Stay and go dedik. Tamam mı? Şimdi şeye geçelim. Deep flat'e geçelim. Hadi bakalım. Arkanda al diye tutuyorum önce. Stop. Hadi bakalım. Dur. Hareket noktası o. Sen değilsin. Tamam mı? Yani o. Şu anda aldık. Şimdi yaptık. Yani sen gitmiyorsun. Bak gitmiyorsun. Şu oldu mu olmuyor. Aynı hizadayız. Bizim birinci görevimiz Şimdi dur. Devam. Yanıma. Şimdi buraya geldik mi? Şimdi başlıyor. Tamam, şimdi başlıyoruz hocam. Hadi bakalım. Devam. Hadi, biraz hücum ve savunma değişsin. Kaçma. Hücum et, öyle açıl. Bak, geldin, huni gibi buradan, huni gibi sonra açılıyorsun. Hatta, bunu tam arkamda şey olmak istiyorsan gel. Biraz deep flat öyle, daha deep flat öyle. Çünkü o zaman başka deep flat, daha geri dönüyor. O zaman başka türlü oynuyoruz şimdi. Geldin. Sen otur. Tamam, hadi. Hücum et bak. O onu istiyor. 2.20'lik adam orada. O onu istiyor. O şutu o istiyor zaten. Aynı anda bakın bunun birinci ve en önemli kuralı. Aynı anda hareket edeceğiz. Tamam mı? Hücum olarak aynı anda hareket edeceğiz. Ama biraz hızlanmanı rica edeceğim. Olur mu? Ha? Hayır. Evet. Şimdi black diyelim. Double team. Double team black. Oynayalım. Devam. Evet. Flat'e white diyelim. White. Devam. Deep flat'e tamam mı? Red diyelim. Red, deep flat. Aşağıda bekle, aşağıda bekle. Evet, devam. Hadi bakalım. Anlaştık mı şimdi? Hadi, devam. Evet. Şimdi black. Black oynayacağız. Tamam mı? Black. Stop. Şimdi. Ha. Tamam. Buraları şimdi. Sen gözüktün. Flat oynadık. Tamam mı? Flat oynadık. Gel flat oynadık şimdi. Diğer oyuncuların görevini konuşalım. Flat. Devam et. Ha. Şimdi bak. Evet. Bu sefer flat uzaklaşırsın. Çünkü flat oynadığın zaman sen yaklaşırsan
yaklaşırsan senin oyuncun yardıma gelir. Tamam mı? Dolayısıyla sen uzaklaşıyorsun. Senin için görev çok değişmiyor. Tamam. Senin için görev çok değişmiyor. Ama sen uzaklaşıyorsun mesela. Tamam mı? Şimdi bunları yaptım. Spacing olarak bunları yaptım. Hiç şeyden bahsetmiyorum. Alttan geçmeden bahsetmiyorum. Gel alttan geç. Bunu yap. Çok fazla kalmadan, tamam mı? Potaya hücum edeceksin. Geldim, geçtim. Ve hücum ediyorum, tamam mı? Evet, devam edelim. Hop! Bakın, sen biliyorsun alttan geçecek diye. Ve bu şekilde oynuyorsun. Ulan screen yapmıyorsun. Bak sen birinci görevlerinizi hep yerinize getirin. Tamam mı? Yerinize getirin. Sıçramayın yani. Şu yok, şu yok. Gel screen yap. Alttan mı geçti? Re-screen yap. Bu benim görevim. Hadi bakalım. Short throw. Deep roll pass içeri uzun adım. Pardon. Deep roll cross. Seal. Tamam geldim. Seal. Ve uzun adıma pası veriyorum. Hadi. Devam. Pardon. Flat. Deep, flat, deep, flat. Devam. Alttan. Devam. Short throw. Devam. Deep roll. Deep roll black. Deep roll straight. Double team. Şimdi bakın. Double team. Dur. Tamam. Ben double team deep roll dedim. Pardon özür dilerim. Benim şey. Double team short roll. Double team short roll. Devam. Flat short throw. Flat short throw. Devam. Under, alttan, alttan. Devam. Double team deep throw. Double team. Yok, şimdi bir dakika. Bak bunu double team de en kolay zaten short throw, tamam mı? Ama o yüzden o setleri ayırmak lazım. Sen her seferinde short throw yaparsan savunma da ona göre adapte oluyor. O yüzden de double team dediğim zaman bunu touch and go diyorum ben. Bak diyorum ki dokun ve git. Bu senin, bak, senin sinyalin bu adam. Yani bu adamla aynı hizada olmayacak, tamam mı? O yukarı giderken sen aşağıya gideceksin, tamam mı?
Senin nizam, senin sinyalin. Under. Under. Alttan. Şimdi geldik short roll, deep roll vesaire vesaire şeklinde. Beşinci oyuncu olarak spacingler değişiyor. Oynadık bir kenar oldu. Mesela Fenerbahçe böyle oynuyor. Gel, roll, roll, roll. Ve bu pas, pardon. Şu pas, özür dilerim. Gel. Şu pas direkt töre gidiyor. Hiç bakmaksızın yani şuradan. Pardon. Direkt. Çünkü buradan rotasyona geldiği için. Direkt şutöre geliyor. Bazı takımlar böyle oynuyor. Hücum olarak söylüyorum. Geldim. Beşinci oyuncu olarak orada sen gel. Senin yerin burası. Sen cross'taydın. Sen kal dışarıda. Beşinci oyuncu olarak geliyor musun? Gelir. Ben bu pası vereceğime rotasyona, şutöre bu pası değil. Bu adam bu pası ben aldığım zaman direkt kat ediyor. Direkt kat ediyor. Tamam. Direkt kat ediyor. Bu uzun. Yapalım şunu. Ben attığım zaman bu potaya kat ediyor. Ha bunu oynuyor. Üzerinde titrediğiniz bu projenin hazırlanmasına emeği geçen çok insan var. Birkaç teşekkür borcumuz var. Başta Basketbol Federasyonu gerçekten bütün organizasyonun yapılmasını bizim önümüze açtı. Tabii ki eğitim kurumundaki arkadaşlar çok emek verdiler. Tabii Necati Güler'e teşekkür ediyorum. Fatih Gezer'e teşekkür ediyorum. Yani bizim çok özen gösterdiğimiz bu seminerin değerli olmasında sizin katkılarınız. Yani buraya kayıt olmanız ve buraya gelmeniz, yani 105 kişinin buraya gelmesi esas değerli kılan bu semineri. Dolayısıyla en çok alkış da siz hak ettiniz diye düşünüyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.